Açılışı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen çelenk sunma törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli misafirlerimiz, tarihimizde önemli bir dönüm noktası olan 23 Nisan 1920, varlığına kastedilen Yüce Türk Milleti'nin uyanışını, esaret zincirlerini kırarak kendi yazgısına el koyduğu günü simgelemelidir. Görüyorum ki bugün hepimiz coşkuyla doluyuz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yaşıyoruz. Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve elbette kurtuluş mücadelemize payı olan kahramanlarımızın egemenliği gerçek sahibi olan halka vermelerinin 99. yılını kutluyoruz. Onlar Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkmış bir ulusun aydınlık bir yolda aklın ve bilimin ışığında ilerleyeceğine, çağdaş dünyada hak ettiği yeri alacağına inanarak yola çıktılar. Bu bayrağı devralacak olan sizlerden umutluyuz. Her biriniz fırçanızı elinize alacaksınız ve bu ülkeyi en güzel renklerle boyayacaksınız. Unutmayın ki sizler bu dünyanın gerçek sahipleri, soylu geçmişi olan geleceğimizsiniz. Yani sevgili çocuklar, ödeviniz biraz ağır. Yolunuz uzun. Atatürk size güvendi. Biz de güveniyoruz. Sizin göreviniz bu güveni boşa çıkarmamak. Tüm dünya sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk, kardeşlik ve barış mesajları vererek heyecanla, coşkuyla, rengarenk görüntülerle ve dünya çocuklarıyla birlikte bu güzel bayramı en güzel duygularla kutlamaktan da büyük kıvanç duymaktayız. İşte bizler de bugün burada, bizlere bu kıvancı yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimize minnet ve şükran duygularımızın bir ifadesi olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunacağız. Çelenk sunma töreninin ardından kutlamalara saat 10.30'da Merkez Efendi Stadyumu'ndaki kutlamalarla devam edilecektir. Değerli misafirlerimiz, çelenk sunma töreni program akışını arz ediyorum. Atatürk Anıtı'na ilçe milletvekili müdürümüz Sayın Ali Yeşilur tarafından çelenk sunulmasından sonra saygı duruşu ve takiben hep birlikte okuyacağımız İstiklal Marşımız eşliğinde şanlı bayrağımızın göndere çekilmesi arz ederim. Değerli misafirlerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğü Çelengi, ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ali Yeşilur tarafından anıta sunulacaktır. Sizleri devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı duruşuna ve takiben İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Bayrak Filama grubu. Bayrak Filama. As. Bak. Hazır ol. Dikkat.
Bayrak filanı indir. Evet. Çelebi sunma törenimiz sona ermiştir. Değerli misafirlerimiz, bayram kutlamalarına saat 10.30'da Merkez Efendi Stadyumu'nda devam edilecektir. Tüm misafirlerimiz davetlidir. Arkadaşlar, yine bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramımızın 99. yılında Yüce Atatürk'ün huzurunda hep birlikteyiz. Bu bayramın anlamı şudur değerli arkadaşlar. Egemenliğin kime ait olduğuna dair Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucu iradenin, kurtarıcı iradenin verdiği karar, yani egemenlik bir zümreye, bir kişiye, bir gruba ait değildir. Egemenlik millete aittir ve millet bu egemenliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla kullanacaktır. Yani Türkiye ve millet bir kişiden büyüktür. 99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk bunu söylemiştir değerli arkadaşlar. Meclisin kuruluş iradesinin amacı budur. Bu millet kendi iradesini, kendi yönetimini meclis eliyle yönetmeye karar vermiştir ve bu ebedi olarak devam edecektir. Değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, pazar günü Ankara'da bir şehit cenazesinde yine bu meclisin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturan Sayın Genel Başkanımız Deniz Baykal'a yapılan saldırı, aynı şekilde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, yani milletin meclisine yapılmış saldırıdır. Kınıyoruz, kınıyoruz, nefretle kınıyoruz değerli arkadaşlar. Bilinmelidir ki, herkes bilmelidir ki ulusun bağımsızlığı, milletin bağımsızlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yönetim anlayışı ebedi olarak bu topraklar üzerinde devam edecektir. Bu saldırılar ne milletimizi ne de milletimizin bir parçası olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı ne de o partinin üyeleri olarak bizleri yıldıramayacaktır. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Günaydın sevgili arkadaşlar. Bugün 23 Nisan. Malumunuz. Hayal bile edilmeyecek. Yani çocuğun hayal edemeyeceği bir şey gerçekleştirmişti. Kimler? Atatürk ve silah arkadaşlar. Onun için bugün 23 Nisan gençlere ve çocuklara hediye edilmişti. Bugünün hayalini bile yapamayacağımız o küller içinde olan, o bitmiş olan, askerinin silahı olmayan bir zümreden gördüğünüz gibi bu kadar senedir. Artık inşallah 100 yıla doğru gidiyor. Cumhuriyet yaşayacaktır. İllerebet yaşayacak. Hiç kimse buna mani olamayacak. Hiç kimsenin bunu da eli uzanamayacak. Herkes uzanan cumhuriyet uzanamayacak. Hepimize geçmiş olsun. Bir daha inşallah tekrar etmesin. Hepimize hayırlı günler diliyorum. Evet arkadaşlar.